Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda işlem merkezinde en çok kullandığımız delik delme çevrimini anlatacağım. Daha ayrıntılı işte G98'de, G99'da daha ayrıntılı kitapta anlattık. Burada biraz daha sizi sıkmamak için çok fazla ayrıntıya inmiyorum. Bilginiz olsun. Bir önceki videoda öyleydi G73'lü çektiğimiz. Arkadaşlar, çünkü kısıtlı insanlara baktığımızda insanlar ben de dahil videoları bu tür eğitim videolarını çok izleyemiyoruz. Nedir? Devamlı bilgi akışı var ve sıkılıyorsun devamlı sabit yere baktığın için. Onun için de 10 dakikanın altında tutmaya çalışıyoruz videolarımızı. Bilginiz olsun. Ayrıntılı bilgiler dediğimiz gibi işlemci kitabımızda olacaktır. Ben bunun hem meslek lisesinde okuduk, hem çıraklığını yaptım, hem üniversite hayatı boyunca çalıştım. Tezahlarda çalıştım. Taksökün dediğimiz taksök de yaptım. Program da yazdım. Kem de yaptık. Şeflik de yaptık. Buradaki tecrübelerle de bir şeyler söylemeye çalışacağım. Şimdi yani şunu demek istedim. Masa başında yazmadım bunları. Yani öğrenmedim. Bilginiz olsun. Hatta şu an yazdığım kitap gibi keşke bir kaynak olsaydı da birçok golü yemeseydim. Birçok takımı kırmasaydım. Şimdi arkadaşlar G81. G81 en çok kullandığımız çevrim dedim. Nerede kullanıyoruz? Punta yaparken kullanıyoruz yani. Puntalama işlemi yaparken kullanıyoruz. Nerede kullanıyoruz? Havşa yaparken kullanıyoruz. Nerede kullanıyoruz? Direkt delik delerken kullanıyoruz. Örneğin kalbur matkapla delik deleceksiniz. Gagalama yaptırmak istemiyorsunuz. Burada kullanıyoruz. Bu arada arkadaşlar karbür matkapla delik deliyorsanız direkt delik delerken çapın 3 katına kadar korkmayın girin. Benden size tavsiye. Yani böyle çıkma bir takım falan değilse iyi bir takım varsa elinizde karbür takım. Yani çap çarpı 3D diyoruz biz buna. Çapın 3 katı. Örneğin siz çap 10'luk bir karbür matkap kullanıyorsunuz. Bununla 30 milime direkt girebilirsiniz. Malzemeye göre değişir tabii ki ama genel imalat çeliği için falan konuşuyorum bunu. Korkmadan gidebilirsiniz. Bir de karbür matkapta arkadaşlar puntalamayı bazı firmalarla konuştuğumda şöyle dediler. Ya biz aslında çok tavsiye etmiyoruz. Niye dedim? Puntalamak merkezletiyor sonuçta. Oradaki punta o havşada çentik oluşturup karbür matkabı kırma ihtimali oluşuyormuş. Risk oluşturuyor. Bunun sebebi de karbür çok sert. Ya yere düşürdüğünüzde bile kırılabiliyor. Ben kırdım. Elimde ikilik karbür matkap vardı. Cebimden çıkardım. Bu nedir de bakarken düşürdüğümde iki parça ayrıldı. Bu kadar sert. Böyle düşünün. Onun için de kırılma ihtimalinden dolayı hocam biz çok tavsiye etmiyoruz diyen Türkiye'nin önde gelen markalarından birinin de çalışan arkadaşım biri dedi geçenlerde. Bilmiyordum ben de. Öğrenmiş oldum bu şekilde. Bunu da paylaşayım sizinle. Şimdi arkadaşlar G98'de ne yapıyorduk? G98'de hızlı geldiğimiz yerden R kadar aşağı indirip direkt delik delebiliyoruz. Ama eğer G99 kullanıyorsak ne yapıyorduk? Kademeli bir sistem. Bu kitapta dediğim gibi çok detay indim bunda. 98'de de örnek verdim. 99'da hatta basamaklı örneklerimiz falan da var. Görürsünüz. Burada ne yaptım örneğin? Sizin böyle kademeli şeyiniz var. Yani nasıl söyleyeyim? Kademeli delikler var. Siz bir kademeyi deldiğiniz diğer tarafa geçmen için yükselmesi gerekiyor. Burada R'yi kullandık veya aşağı ineceksiniz sıfırdan. Ondan sonra deleceksiniz. Yine R ile eksi yazarak hatta birçok şeyi bir arada koyarak kombine yaparak G98 ile G99'u bir arada kullanarak kaç tane örnek yaptım. İnceleyince göreceksiniz bunda. Hatta videoda da paylaşabiliriz bir kesit olarak bunu. Şimdi gelelim G81'e arkadaşlar yine G73 gibi burada Q değeri belirtmiyorsunuz. Sebebi ne? Z'de ne kadar derinlik söylediyseniz o derinliğe F ilerlemesiyle iniyor. R'yi söyledim. R'yi başlayacağı için söyledim. G81 direkt delik delme. Koordinatları yazıyorsunuz, derinliği yazıyorsunuz.
derinliğine hızlı başlangıç noktası ve baştan sona kalkıp gideceği nokta burası. F'de ilerlemesi. Burada bir örneğimiz var. Bu örneği çözeceğim. Daha sonra da diğer tarafta nasıl yapıyoruz onu da anlatacağım. Bilginiz olsun. Hatta burayı G91 ile yapalım. Burayı G90 ile yapalım. İkisiyle de nasıl yazacağımızı görelim. Şimdi geliyorum buraya arkadaşlar. Devir verdiğimizi düşünüyorum. G00 ile şuraya da yazayım. G00 ile X0, Y0, Z5'e geldiğimizi düşünelim. Daha sonrasında buraları dolduralım. G81, X'de 10, Y'de 10. Bu delikten başlıyorum. Z'de de eksi. Punto da yapabilirsiniz. Örneğin eksi 4 yazarsanız punto yapar. Ben 4 yapayım o zaman. Böyle yapalım. R'de de 2'den başlasın. F'im de 100 olsun. Bu F'i siz de çok işte şu malzemede şunu kullanın diyemeyeceğim. Kaplamasına göre dahi onlarca çeşit aynı firmanın punta matkabı dahil matkabı bulunuyor. Malzemeye göre değişiyor bunlar. Birçok malzemeye göre özel üretilmiş takımlar da var. Onun için çok fazla girmiyorum buna. Firmalarla bunu görüşmeniz gerekiyor. Genelde bizim sektörde arkadaşlar kendi tecrübesiyle zaten çok fazla malzeme yok. O malzemelerde ne kadar gideceğini tecrübe etmiş. O tecrübelerini yazıyorlar. Genelde çok kataloğa bakan arkadaş görmedim ama uygun olanı katalog değerlerine bakmak. Katalog değerlerine de çalışırken de size tavsiyem katalog değerinin başlangıç olarak %80 ile başlayın. %100 ile başlamayın. Daha sonra baktığınız gibi %100'de çıkabilirsiniz. Çünkü orada testler daha her şey rigid. Hatta ortam sıcaklığı 21, 20, 21 derecede gibi sıfır takımlarla yani tutucularla da kullanarak yapıyorlar. Sizin tezyanınız bu kadar yeni ve ortam bu kadar müsait olmayabilir. Bilginiz olsun. Geliyorum arkadaşlar. İlk komutumu yazdım. Geldi. Z4'ü yaptıktan sonra yukarı kalktı. Ben diyorum ki şimdi yukarı doğru gideceğim. Y'de sıfır noktam burası. Y'de nereye git? 40 daha gidecek. Yani 10 da buradaydı. 50'ye git. Kapattım. Daha sonra buraya gelecek. X'de yani buradan buraya gelecek. X'de 70'e git dedim. Kapattım. Bunu da yaptı. Sonra buraya geliyorum. Y'de 10'a gel aşağı doğru diyorum. Ve işlem bitti. G80'le kapatıyorum. Ve G00'la Z 150'ye yolluyorum. 100'e yolluyorum. Bu şekilde işlemim bitiyor. Deliklerimi çevrimi kapatmış oluyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar aynı örneği burada yapacağım. G91 ile yapacağım burada. Bir de burada bu şekilde yazdım önce de. Bunu da anlatmak istiyorum. Eğer siz buraya koordinat yazmadınız. X, Y koordinattan yazmadınız. İlk deliğin pozisyonunu. Şu şekilde yazıp ilk buraya pozisyonlarsanız. Çünkü burada zaman kaybı olacak. Ne yapacaksınız? İlk buraya geleceksiniz. Deliğin üstüne direkt gelmediniz. Veya yazarsanız yani buraya da yazarsanız gitmemiş olacak. Belki olabilir ama. Buraya gelip gitme durumu oluştu örneğin. Öyle bir şeye gerek kalmadan şurada ilk önce pozisyonlayıp daha sonrasında XY'yi G81'in yanına yazmazsanız üsttekini direkt kabul eder. Yani bulunduğu yerde delmeye başlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde de yazabilirsiniz gördüğünüz gibi. Şimdi burada ilk şeyi yazdım ben burada. Şu şeyi. Daha sonrasında G91 ile bu şeyi nasıl yazıyoruz onu görelim. G91 ile yukarı çıkacağım. Ne kadar çıkmam gerekiyor? Bulunduğu yeri sıfır kabul edip yukarı doğru baktığımızda tahtaya pozitif bir değer alır. Y de 40. Y 40'a git diyorum. Yapıyor. Daha sonrasında bakın G91'i iptal etmek için geçiş yapmanız gerekiyor G90'a. Bilginiz olsun. Şu an G91'deyim. Ne yapacağım? Z şeyde X'te geleceğim. X'te de soldan sağa doğru geliyorsanız pozitiftir arkadaşlar. Sağdan sola doğru gidiyorsa takım bulunduğu yerde negatif değer alır. Bilginiz olsun. Geliyorum. X'te 60 birim 60 milimetre git diyorum. Daha sonrasında bunu da yaptı. Bu deliği de yaptık. Aşağı doğru ineceğiz. Y'de eksi diyorum bu sefer. 40 birimin 40 birimin diyorum ve bu şekilde bitiyor. Ve bu şeyi kapatırken şöyle yapalım. Kapatırken arkadaşlar
Geliyoruz buraya. G80, G90 diye belirtiyoruz. Sebebi şu, mutlak programlama moduna da geçmesini istediğimiz için ve delik delme çevrimini iptal ettiğimiz için. Bu arada arkadaşlar ben böyle yazdım. Böyle programa normalde tezde yazarken bunlar buradadır. Bilginiz olsun. Yani niye bu tarafa boşluk verdiniz diye düşünmeyin. Ben biraz daha bu tarafa geldim. Tahtanın sonunda olduğumuz için. Tahtaya sığdırabilmek için. Arkadaşlar, inşallah faydalı olmuştur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olursanız seviniriz. İyi çalışmalar, kolay gelsin.